yıkılmış bir devletten büyük bir cumhuriyet inşa eden Atatürk'ün İstanbul'u fethiyle birlikte biz Ayasofya Camisi'ne, bugünkü ismiyle Cami-i Kebir'e kavuşmuş olduk. Yani eğer Atatürk olmasaydı ne Ayasofya olacaktı, ne İstanbul olacaktı, ne Türkiye olacaktı. Dolayısıyla Atatürk'ün kurtardığı bir İstanbul, Atatürk'ün fethettiği bir İstanbul'daki en simge, sembolik anlamı taşıyan, en yüce anlamı taşıyan bir yapı olarak Ayasofya'yı ele alırsak, Ayasofya'da Atatürk'e hakaret bir adet haline getirildi. Atatürk'ü aşağılamak bir adet haline getirildi. Biz de Atatürk'ün evlatları, bu Türk milletinin evlatları olarak bundan çok büyük rahatsızlıklar duyduk. Bugün Ayasofya'da, bırak Ayasofya'yı, bu ülkede ibadet edilebilmesinin teminatını bize veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tü.